İnsanlar bu filmi neden izlemeli? Hepimizin unuttuğu, hepimizin kendi içlerinde bir yerine gömdüğü, birçok insanın da bunu artık görmezden geldiği sevgi, birlikte olmak, acıma duygusu bunları gösteriyor. Lütfen gitsinler ve Engin'i izlesinler. Yani başka bir şeymiş. Çok teşekkür ederim. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Film çok güzeldi. Uzun zamandır böyle hüzünlü bir film izlememiştim. Ben de müzisyen olduğum için bir an filmdeki müzisyen arkadaşımızın yerine kendimi koydum. Yani hayatın insanlara neler verebildiğini gördüm, neler alabildiğini gördük. Tebrik ediyorum bütün oyuncuları da. Çok güzel bir film. Ellerine sağlık. Orada da bir emek var. Emeğin karşılığını göreceğini düşünüyorum. Tabii bir müşterinin hayatından kesitler olması beni duygulandırdı. Zor bir hastalığı da var işin içinde. Farklı bir hikayeyi izlemek isteyenler için iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Film çok güzeldi. Film gerçek bir aşk hikayesi. Yani gerçekten aşkın nasıl fedakarlıklar gerektirebildiğini gösteren büyük bir fedakarlık filmiydi aslında. Çok duygusal filmdi. Bir aşk üçgeni var ama herkesin alışık olduğu klasik aşk üçgeninden farklı olarak bazı sürprizleri olduğundan, o sürprizlerle yaşanan o üçlü hengame diyeyim, insanlara kendini ben olsam ne yapardım sorusunu sorduracak. Ayrıca finalindeki büyük sürpriziyle de ben olsam ne yapardım sorusunu kendine sorduracak. Aşk mı yemek mi sorularını insanlar kendine soracaklar ve bu gerçek hikayenin ağırlığı var aslında biraz filmde. Aşk çok güzel bir şey. Böyle aşk. Var mı böyle aşk? İlk başta onu soruyorum. Oyunculuk müthiş. Senaryo çok güzel. Ben son zamanlarda çok iyi Türk filmlerine gidiyorum, galalara gidiyorum. Çok mutluyum. Ama bu akşamki başkaydı. Yani benim ruhuma inanılmaz dokundu. Filmi çok beğendim. Özellikle filmden daha çok oyunculukları beğendim. Engin Bey'in ve Başak Hanım'ın oyunculuğu çok çok iyi. Yani Engin hepilerinden çok üstün bir performans. Bir kere yaşanmış bir hikaye bu. Ve hayatın gerçeğini anlatıyor ve gerçekten arkadaşlarım diye söylemiyorum, içinde yer aldığım için söylemiyorum. Şimdi yeni çıktık filmden ve hala etkisindeyim yani. Böyle konuşacak gözlerim doluyor şu anda. Çünkü biz bu filmi yapabilmek için, yani bu hale getirebilmek için çok çalıştık. Gerçek bir hikayeden alınmış bir hikayesi var ve biz bu hikayeyi yine gerçek bir şekilde ekrana taşıyabilmek için elimizden geleni yaptık. Umuyoruz ki insanlar gelirler, izlerler. Evet, biraz üzücü bir hikayesi var. Genelde galadan çıkan herkes ağlıyor. Herkes beni böyle şöyle tebrik etti falan. Nasıl oldu film çekimi? Rahat mıydı? Evet, kolaydı. Çok da olmasa da. Peki senden yaşlı büyük ablalarından biri mi? Evet. Sana yardımcı oldun. Nasıl geçti senin için? Evet, oldular. Senin için nasıl? Güzeldi. Güzeldi. Önemliydi. Evet. Peki. Bilmiyorum ki bizim bu halimizi, şu anki halimize düşmek istiyorlarsa izlemeli yani. Gerçek olduğu için bence. Evet. Gerçekten en etkileyici tarafı o. Filmden önce de aynı şeyi söylüyorduk aslında. Gerçek bir hikaye olmuş olması, dokunaklı, etkili bir hikaye olmuş olması galiba özellikle de son yarım saatinin hayatımızın en gerçek tarafını yine yansıtıyor olması galiba bu filmin izlenmesi için en önemli nedenlerden bir tanesi. Mütevazilik yapıyor, oyunculuk performansları için de izlenmeli. Bu filmde hayattan insanların kendisini sorgulamalarını sağlayacak çok güzel noktalar var. Hem aşk var, tutku var. Tutkuyla kapılıp gidiyor karakter ama daha sonra o hayatın gerçekleri dediğimiz şey var ya, zorluklar karşısında kimin nasıl davranacağı, onlar pat pat karşısına çıkıyor ve gerçekten herkes bir durup düşünüyor. Özellikle finali gerçekten ilginç ve herkese ben olsam acaba bunu yapar mıydım, ne yapardım, kendimi
kime yani bir tür fedakarlık finalinde yapılan ve çok büyük, kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği türde bir fedakarlık. Filmi bitirince bir TRT'de bir program koordinatörü yanıma geldi ve tebrik ettikten sonra şöyle bir şey söyledi. Yani bu projeyle insanların unuttukları ahde, vefayı, sevgiyi ve emeği hakikaten hatırlatmışsınız. Popcorn bir film yapmamışsınız. Bu yüzden bütününüzü tebrik ediyorum dedi. Yani bu aslında filmin özetiydi. Merve Hanım'ın çalışmasını, azmini ve disiplinini asla ve asla göz ardı edemeyiz burada. Yani filmin bu hale gelmesinde öncelikle Merve Hanım'ın bu disiplini ve azmini tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kendine takdir etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bizim filmimize özellikle niye geldi insanlar dersek eğer, bence o bildiğimiz aşk filmlerinin dışında bir film var. Bence aşkla, aşkın daha doğrusu yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide olduğunu görmek gerekiyor. Film bunu anlatıyor birazca. Ayrıca bir takım sorular soruyor film. Bu soruları cevaplamak istiyorsa seyirci ya da felsefi olarak kendine sormak istiyorsa bu soruları mutlaka bu filme gelmeli bence. Ölene